mimisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Sevgili seyirciler, haftanın ilk perşembesine ve son Burada Laf Çok'una hoş geldiniz. Bugün kötü bir haber aldık. Tabii önce inanmak istemedik. Yani bazen benim bile öldüğüm haberlerini yayan bir virüsün işidir dedik ama bu öyle bir haber değildi. 22 Mart 1936'da Adana'da dünyaya gözlerini açan efsane 12 Mart 2015 yani bugün bizlere veda etti. Lisedeyken Florya plajında müzik yaparak başlayan müzik hayatı boyunca 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 adet 45'lik 200'e yakın ödül ve 1800 civarı beste bıraktı bize. Onu artık biz şarkıları ve 30'a yakın filmiyle anacağız. Erol Büyükburç, mekanın cennet olsun. Burada Laf Çok senin anınla başlıyor. Sayın Erol Büyükburç, büyük ustamız Erol abimiz ben bizimle de, birlikte mi? Ben çok de şıksınız. Denizin kumsalıyım şu anda. Denizin kumsalı ama kumsal çok tehlikelidir mesela denizde kumsal. Denizde evet, kumsal tehlikelidir. Sağ ol, rica ederim. Bir gitarınız eksik. Yoksa hani... Tabii yok, kumsal onu katacağız sonra. Katarız değil mi? Evet, gecenin belli bir saatinden belli sonra. Bir, evet belli, korunmalı saatlerden sonra yapacağız. Hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Sağ ol. 3000 kadınla birlikte oldum diye bir de demeciniz var. Ya bunu çok abarttılar. Tam ne kadar abartmış. Bir yerde mesela falan demişimdir. Ama öyle bir çok abartmış. Abi böyle yani bir skor adamı değilsin değil mi yani? Dur bir çentik dağıtayım diye. Duygu ikliminde yaşayan adamımdır. Bestelerim için hep şey etmişimdir. Yani hayatımı bu ülkeye yarar için düşündüm. Bu ülkenin müzikal anlamda bir yeni ekole ulaşması için savaş verirken... Çok güzel kızlar geldi. Bana ilham kaynağı oldu. Ama oynaşmayın. Oynaşacağız. Oynaşmayın. Yok. Ya eski çapkınlardan diyorsun da hala çapkın bak sana. Ya, evet. Gerçekten. O tarafa yazıyor. Çok enteresan bir lafınız dil var. Dil altına oturmuş bizi izleyen değerli izleyicimiz, radyodan bizi dinleyen sevenlerimiz, stüdyomuzda kamera arkasında bulunan tüm ekip arkadaşlarımız, bir Burada Laf Çok gecesine daha hoş geldiniz. İşte bu gecenin konukları Melek Baykal. 1780 bölüm oynadığı Ferhunda Hanımların ardından İstanbul'a geçiş yaparak tiyatroya asla sırtını dönmeden bir televizyon efsanesine dönüşen Melek Baykal, kendi adını taşıyan programıyla konuğumuz oluyor. İsmail YK. Orta Doğu ve Balkanlarda, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da, dünyanın her noktasında büyük bir kitleye sahip olan Alamancı şarkıcı kontenjanının en popüleri İsmail YK kıyamet ile konuğumuz oluyor. İpek Tenolcay. Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapanların belki de en başarılı ismi. Oyunculukta ve sunuculuktaki başarısı ile ilgi odağı, zerafeti ile yolda yürürken bile baş döndüren kadın. İpek Tenolcay, bana adını sor diyerek konuğumuz oluyor. Esma Er.
bu akşam performans alanımızı Esma Er ele geçiriyor. Şarkılarıyla ve sohbetiyle geceye eşlik edecek olan Esma Er'in performansıyla de burada Laf Çak başlıyor. Düşünme hiç neden diye yorulma. O yıllar ki yaşanmayacaklar seninle bir kez daha. Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan. Bizden de güzeldi zaman. Düşünme hiç neden diye yorulma. O yıllar ki yaşanmayacaklar seninle bir kez daha. Gittikçe kaybolan bir aşk hatırlanan. Bizden de güzeldi zaman. Acı nedir bilmeden, yağmurlu gün görmeden akıllı geçindik, kalp kırmayı öğrendik. Söyle ne oldu bize, nefret girdi sevgiye. Kaldın kendi derdine, ben de kendi kendime. Aa, aynen aynen. Nasıl bir sestir bu ya? Maşallah Esma Hanım. Nedir nedir bu sesin sırrı? Yani, her sabah çiğ yumurta içiyorum bir yeri baş. Tanrı'dan bir hediye herhalde. Yani size bayağı sağlam bir hediye göndermiş. Teşekkürler. Vallahi şükür kendisine. Efendim Burada Laf Çok'un son haftanın son Burada Laf Çok'u an itibariyle başladı. Bir duayeni Sayın Melek Baykal'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Ne demek canım estağfurullah? Benim. Olur mu canım? Yani tam olarak da hani bir posta bulu olsa böyle bir şey yapıştırılır yani. Ay. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi seni kurak ettim. Bitti. Ve sevgili İsmail YK bizimle birlikte. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Çok böyle
deli deli bekleyenlerim var. Sen çıktın zaten. Başladılar kirpiğine, kaşına, gözüne, bıyığına, saçına, kulağına. Her tarafına hastalarmış. Estağfurullah, yok canım. Vallahi bile. Dinleyemeyenler de radyodan dinliyorlarmış şu anda. Gayet mutlular ve sevgili İpek'ten Olcay, hoş geldiniz. Sizin için de çok tatlı şeyler var. Melek Hanım için diyorlar ki, Türk kadınının güçlü duruşunu ifade ediyor benim için. Kendisine saygılarımı sunarım. Leman demiş bunu. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İsmail, sana deminkileri saydım. Onlar ekleme yapabilirim. Kumo Musti ise demiş ki, Kraliçe İpek'ten Olcay burada Laf Çok programında asaletini sergiliyor. Esma'ya da ben söyleyeyim, üf, süt gibi ses. Teşekkürler. Birazdan size de gelir bir şeyler. Böyle başla. Peki sunuculuk yapmaya devam ettiğiniz sürece dizilerde yer almayacağınızı açıklamıştınız. Şimdi bu bir yorgunluk demiyorum ben. Tatlı bir nadas hali. Hafta sonuna taşıdınız programınızı. Ve galiba biraz daha istediğiniz gibi daha böyle ne diyeyim, dostlarla yapıyorsunuz bu işi. Bir kere bu nadas ne kadar sürer? Bu bir. İkincisi bu dizilerle alakamız olmayacak mı yani? Olmayacak mı? Vallahi zor bir soru sordun Mesut'cum. Hayatının sorusu. Yani dizi sektörü o kadar zor bir sektör ki. Bu sene özellikle değil mi? Hep zor. Zor muydu? Her zaman çok zor. Çok büyük bir emek var dizide. Yani ben buradan bütün arkadaşlarımı, ben de yıllarca bu işi yapan bir oyuncu olarak söylüyorum. O kadar emek veriyorlar ki bu işe. O kadar veriyorlar ki aldıkları her kuruş helaldir onların. Hani hep derler ya dizi oyuncularına, aman çok büyük paralar ödeniyor şu paralar. Her kuruşları helaldir. Ben artık bilmiyorum yani, artık döner miyim? Biraz zor. Çok beni böyle vuran bir senaryo olması lazım. Yani. Nasıl bir şey yazalım size? Öyle mi? Ya. Derler ya, nasıl bir şey yazalım? Canım benim. Ne verelim ablama? Ne verelim ablama? Bir şey diyeyim mi? Oyunculuğu çok seviyorum. Tabii oyunculuğu hiçbir zaman bırakmayacağım ama... Tiyatro yapmak çok istiyorum artık. Aha, güzel. Yani tiyatroyu çok özledim. Tiyatro yapacağım. Hatta Okan'a teklif götürdüm. Bayülgen'e. Okan Bayülgen'e teklif. Evet. Söyleseydin dün burada bağlardım ben onu. Konuşacağız herhalde onunla. İkili bir oyun yapmak. Okan'la. İstiyoruz inşallah. Ne tür bir fantaziniz var, öğrenebilir miyim? Ay, onu söylemeyelim istersen. Tamam yani, sürprizi yani kaçmasın. Benim hayalimde olan bir oyun var. O oyunu çok oynamak istiyorum. Bakayım Okan Bayülgen'le onu bir konuşacağım. Tenise bilir misin bir oyunu? Yıllardır oynamak istediğim bir oyun var. The Rosa Tato, Dövme Gül. Kısmet diyorum. Bir şey söyleyeyim yani, bu Okan için de hani bir dönüş olur tiyatroya ki o da son zamanlarda böyle kabare yapmak istiyor. Ne kadar iyi bir aktör o aslında. Tabii canım, çok iyi aktör ama çok iyi bir aktör. Sinemayı biraz küsmüş, sadece onu söylemişti ama tiyatro için aynı şeyi ama tiyatro yapabiliriz biz onunla. Yapılır evet yani. Bir şekilde yaparsanız çok da keyifli olur bence. Bence de tamam, çok güzel. Keyifli. Kariyer planını çizdik. İsmail, sen ne düşünüyorsun? Ben de düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ben de üçüncü kişi olarak. Ah canım benim. Bak Almanya'dan her gün gelirim diyor, hiç sorun yok. Ben İsmail'i çok seviyorum. Çok sıcak. Gerçekten. Sizi çok seviyorum. Çok sıcacık. Çok sıcacık bir çocuk. Ben de sizi çok seviyorum. Neden olmasın, olabilir İsmail. Yok, yine oyun bozanlık yapmayalım tabii. Canım benim. Bazı insanların böyle içi dışına evet. Yansır ya. İsmail de her zaman o, yani ne zaman ben burada ağırlasam. O güzel gülüşü burada. Evet, ve fakat bu son albüm için galiba saçları böyle bir şeyler yapmışsın anladığım kadarıyla. İmajı değiştirdin. Biraz kestirdim hafif. Biraz perma gibi. Perma gibi bir şey olmuş. Evet, ama öyle bir farklı bir şey yaptık ki düz taradığım zaman da düz oluyor. Çünkü genelde perma yaptıkları zaman yıkadıktan sonra hep kıvırcık olur. Ben normalde genelde sabahları kalktığımda hep kıvırcıktır. Düz fön çekerdim. Sahneye düz çıkardım. Yatıp kıvırcık kalkanlardan. Mesela bu şekilde sahneye çıktığım zaman rahatsız olurum aslında. Çünkü dans ettiğim zaman bozulma riski var. Ben genelde çok dans ettiğim için, hareketli olduğum biz için. Biz hiç bilmeyiz senin dans ettiğini canım. Nereden biliyorsun? Kızlar çok seviyorsun değil mi? Deli gibi. Bayılıyorlar. Bir de enteresan mesela, şimdi şöyle bir şey. İsmail, kaç sene oldu sen Türkiye'de ilk albümünü çıkartalım? Benim ilk albümüm sol albümün. 2004'te. 2004 bak. Şapur. 2004-2015'teyiz değil mi? 11. 2015'teyiz. 11 yıl geçmiş ama mesela senin hayranların hiç büyümemişler. Hep aynı gençlik. Hep öyle duruyorlar yani. Yani sen nasıl düğmene bastıysan onlar da. Bir gençlik iksiri misin sen bu durumda? Çok güzel ya aslında böyle hani ruhumuz genç. İçimizde hala o çocuk duygularımızı kaybetmedik. İnşallah da kaybetmeyiz. Hiç kaybet. Dilerim yani şu güzellik bence kalsın. Kıyamet albümüyle geri döndün.
Ya böyle hani normal bir isim bulabilecek mi şarkılarına? Kıyamet değil mi? Ya bir haberci falan mı yani? Bir şey mi geliyor? Bir... Var içinde yine normal güzel isimlerimiz de var. Dur yani. Bakalım bir okuyalım. Kıyamet kopar, özlüyorum ben seni, zeytin gözlüm. Ver, bırakmadın seni. Maymun iştahlı, kahpe dünya. Çıkmam seneye, çıkmam seneye. Şu yerdesin, ahliyelim, egoist yaralıyım. Aa, biraz aşk acısı falan var galiba. Var, burada. O da var. Fena var çünkü hani böyle yarı travmatik, yarı da böyle şey... heyecanlı bir şey var. Evet yani biz ne kadar güldüysek belki o kadar ağlamadık ama yine ağladığımız zamanları da unutmuyoruz tabii ki. O acılarla da beslendik zaman zaman. Ya onu unutmadığını göstermiş. İnsan sevinince şarkı yapabiliyor mu? Ben onu merak ediyorum. Aslında o anda şarkı oluyor mu? O anda yani çok acı. Hani aşk acısı çektiğiniz o anda biraz şarkı yazmak bence zor. Bir müddet geçmesi lazım. Onun farkındayız çünkü o aşk acısını çektiğin zaman Allah cezanı versin, Allah belanı versin gibi böyle çok yüksek volümlü şeyler çıkıyor. Verdi mi? Vermesin. Bu kadar bir şey var. Geri mi alıyorsun? Vermesin. O beddua bir şekilde yerini bulmalı yani. Allah belanı versin dememe gerek yok. Sen zaten belanı bulmuşsun. Geber. Ooo oradan yürüyor. Aman aman. Çok dolmuş efendim. Çok evet. Dolmuş. Üzerine gitmemek çok lazım. Çok üzmüşler. Aslında hiç hayatımda Allah belanı versin dememişim. Büyük de konuşmayayım demem de inşallah. İnşallah. Bedduayı bir şey değil. Zaten demediğim için Allah belanı versin cümlesini herhangi birinde duyduğum zaman çok çabuk etkileniyorum. Belki ondan dolayı böyle bir şarkı yapmak aklıma gelmiştir. Peki, ama sürekli ben de söyleyen biri olsaydım belki etkilenmezdim. Sana o hattan yürüyemezler zaten. Hani sen adam yanlışlıkla onu söylerse şarkının tamamını verdiğin zaman adam biter. Tabii ki. Adam biter yani. Aynen. Onu dinlediğin anda her türlü gelir yani ona. Neyse peki. İpek hoş geldiniz. Bana adını sor filmiyle geldin. Evet bu sefer öyle geldim. Bu nedir yani? Bu nedir? Niye sorayım ben sana adını ki? Bana sormayacaksınız. Kime onu soracağım ben bunu tam olarak? Filmi seyredip orada soracaksınız. Aslında hem filmde bu soruyla karşılaşacaksınız hem filmi seyrederken bu soruyu kendinize soracaksınız. Çok ilginç bir film. Bir aşk hikayesi diye yola çıkılan bir film. Ama hayatımızda her an farklı olaylarla farklı sonuçlara ulaşabiliyoruz tepkilerimizde. Aşk da böyle bir şey. Sonu illa ya çok iyi çok ya da çok kötü bitecek diye siyahı beyazı yok. Grileri var. Biraz da o grileri gösteriyor. Şimdi green'in 50 tonunla alakası yok. Tabii onu yaptılar. Onun 50 tanesini izledik biz. Muhakkak, çok fena ya. Onunla alakası yok ama çok böyle biraz derin bir film. Dün değil evvelsi gündü bizim galamız. Yarın vizyona giriyor inşallah. Kızım da teyzem de ailemle gittim galaya. İkisi de farklı yaş grupları. Sonunda ikisi de ağlıyordu. Ama film içinde güleceğiniz yerler de var. Çok duygusal alanlar da var. Yani yer yer üzülüp yer yer sevineceğimiz bir film. Yani böyle anlatamıyorum çünkü filmi... Ya aşk söylenmez. Yaşanır sen dur işte fragman ya. Anlatsın o zaman. Evet dur ya. Dur biraz işi kolaylaştıralım. Benim arkadaşlar... Senin yanında kalabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Kal o zaman. Bazen yeni birine yer açmak için boşluk gerekir. İyi günde sevmek kolaydır kızım. Halbuki aşıklar nasıl da birbirlerine yakışır. Sen aşktan ne anlarsın ben? Sen gidersen mutsuz olurum. Benim artık ona verecek yıllarım yok. Böyle yaşamama izin vermeyecek. Söz ver. Ne istediğini bilmiyorsun ya baba. Hakan'a aşığım ben. Aşıksın ya, sevdiğini göstermenin tam zamanı. Ben seni unutmadan ölmek istiyorum. Doğru zamanı nasıl bileceğim? Bana adını sor. Evet gişesi bol olsun. Cihat Temer ustamızı gördük. Dün de duyurusunu yapmıştık burada olacağına dair. Kendisi tatlı bir rahatsızlık geçirdi ve katılamadı olsun. Bizim kalbimiz hep onunla. Sonuç itibariyle gider filmini izleriz. Geçmişler olsun. Aynen öyle yani. Buradan. Vallahi evet. Rahatsızlık geçiren herkese evet. Geçmişler olsun. Sonuç itibariyle
Engin hep ileri, bu sene bayağı bir ileri vites yaptı ya bu sinemada. Evet, bu sene, farkında mısın? Yani birinden öbürüne çocuğu alamıyoruz şeyden, setlerden. Ya sete gelemiyor artık galalara gitmekten. Ha, galalara gitmekten artık sete gelemiyor yani. Herhalde. O hal olmuş. Özge de burada galiba artık ters köşeye yatırıyor anladığım kadarıyla. Evet ama sen filmin sözcüsüsün artık. Çok herkes hakkında dedikodu şey yapalım. Çok başarılıydı. Yani fazla dedikodu yapamam ben burada. Engin'in mesela ben böyle bir performansı ondan beklemiyordum. Özellikle ya neyi anlatsam ipucu olacak, hiç istemiyorum anlatmayı. Aa, lütfen öyle gidin. Filmler vardır ki hakikaten pistir. Yani bir şey söylersin. Yani ne söylesem ipucu olacak. Sen sonunu söyle, biz ipucunu oradan çıkartırız. Bana adını sor. Tamam anladım. Bana adını sor diye bitiyor yani film. Güzelmiş ya. Esma Hanım, sizin var mı oyunculuğunuz? Nasıl girdiniz hayatımıza? Bu tuvalet ne güzel bir tuvalettir bu kostüm yani bu. Çok muhteşem teşekkür bir şey. Ederim. Çok mersi. Biz aslında ben sinema televizyon okudum. Sizinle başka bir kanalda staj yaptığım dönemden karşılaşmıştık. O zaman beraber... Bizim stajyerlerimizden miydin sen? Evet. Esma'cığım, çıkartamadım seni bak. Sonra da bir programda da beraber konuk olmuştuk. Esma, yanıma hiç bakmam programlarda. Ama bak nereden evet, nereye gelmişsin? Gerçekten hiç bakmamıştınız. Yani sevgili Pınar Altun programında. Aa, eyvallah ya. Beraber benim ilk albümüm çıktığı... zamandı. Ben deplasmanda çok efendi bir adamım. Ya siz bakmayın burada böyle. Herkes kendi evet, evinde gerçekten. Böyle cakçuk yapıyor ya. Hiç ağzı var dili yok şeklinde. Bir... Çok teşekkür ederim. Ama siz maşallah bir bayağı bir şey. Hani şimdi şu halinizde otursaydınız bakardım ben. Tamam peki. Nasıl gidiyor şimdi? İyi, ne oluyor? İyi gidiyor. Programlar devam. Onun dışında zaten iki albümüm vardı. Şimdi bir tane daha bir çalışma var yaza doğru. Bu normal bir ses değil ama yani yazın bizim gerçekten hani o sahil kasabalarında ya da o nedir hani bildiğimiz Bodrum falan filan oralarda dinleyebileceğimiz bir sesmiş gibi geldi bana. Evet, gelin dinleyin. Ha, bekliyorum her zaman. Öyle mi? Program yapıyorum tabii çeşitli yerlerde. İstanbul'da şu anda. Güzel gidiyor. İyi, hayırlı olsun. Müzik güzel bir şey. Sevgili dostlarımızın da ismini alalım. Hoş geldiniz siz de. Eser trombonda ve Eser, Evren piyanoda. Siz de hoş geldiniz efendim. Gayet güzel, bütün geceyi birlikte geçireceğiz. Evet. Şarkı söylemek isteyen var mı? Hemen şey yapabilirim. Ah keşke. Böyle bir şey. Ben söyleyeceğim herhalde. Keşke. Tabii. Beraber söyleriz. İsmail'e söyleyeceğim birazdan. Siz denediniz mi bu şarkı işini? Benim çok iyi bir sesim vardı Mesut. Şimdi böyle vardılı falan niye vardı. Konuşuyorsun? Kurbanı olur mu öyle şey? Vardı. Şu konservatuvarda okurken, tiyatro eğitimi alırken tabii bizim şan derslerimiz de oluyordu haftanın belirli günlerinde. Şan hocalarım beni çok istediler. Hatta sınıf atlatıp şan bölümüne geçmemi istediler. Çünkü dediler ki bana alto, kadın sesi o kadar azdır ki dünyada. Senin mutlaka opera bölümüne geçmen lazım. Ama geçmedim ben. Tiyatro sevdalısı olduğum için. Keşke geçmiş olsaydınız. Çünkü bir de kontra alto diye bir şey var ki o artık hiç bulunmayan bir ses neredeyse. Belki Türkiye'nin gerçi sahneleyecek yer bulamazdınız. Öyle de bir sıkıntı olurdu. Olabilir. Demez, Melek ablayı tanımazdık ki biz o zaman. Biz tanımazdık ki o zaman. Melek abla kendini her şekilde tanıtırdı bence. Her şekilde tanıtırdı diye düşünüyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani siz böyle 1700-1800 bölümlü dizilerde oynadığınız için en azından Cennet Mahallesi hani kaç bölüm çekilmişti Cennet Mahallesi? Cennet çok canım. Bayağı yani 200'e yakındı. Temiz kemiksiz bir 200'ü vardı. Tekrarlarıyla yani, şimdi 200 bin bölüm oldu o zaten. Ay, biz sizi çok diyorsun? Özlemiyoruz aslında. Çok her sabah oradasın. Her sabah görüyorum ben. Çok haklısın. Yani bir ara hatta öyle bir hali oldu ki. Televizyonu açıyordum. Bununla açıyordum gözümü yani. Çok çok tekrar edildi hakikaten. Bir tahrifat yaratıyor mu o tekrarlar insanda? Ya yaratmadı. Öyle hayır mi? Yani seyirci de yaratmadı. Yok seyirci de yaratmadı. Siz de yarattı. Ben de yarattı. Abi kurtulamadım. Ben de yarattı vallahi ama çok keyif alarak çalışmıştım. gerçekten müthiş bir ekiptik. Bizler orada çizgi roman kahramanları gibiydik. Gerçekten karikatür gibiydi. Öyleydi ve kimse de o işin mesela dublaj olduğuna inanmıyordu biliyor musun? Dublaj var mıydı orada? Dublajdı. Bakınız ben de inanmadım. Çok da başarılıydı. Ağızlar tam oturuyordu. Çok zor bir iş o. Yani çok. O kalabalıkta dublaj çok zor. Hem gerçekten kalabalık hem de orada şive ister bilmem ne falan. Hani normal bir iş değil. Demek ki normal işleri sevmiyorsunuz. Birbirimizi çok sevdik biz o sette. Hepimiz birbirimize şöyleydik yani. Onun için de
keyifli bir şey çıkmıştı. Sonradan Türker Bey tekrar bir şey denedi. Bir hani yeni versiyonunu denedi bunun ama galiba o efekti yakalayamadı anladığım kadarıyla. Çünkü onda çok değerli oyuncularımız şimdi vardı. Şimdi şöyle Türker abi bizimle tekrar grubu kurmayı çok istedi. Eğer izliyorsa buradan öpücükler yolluyorum Türker abimize. Fakat hepimizin başka işlerimiz vardı. Meşgaleler çoğaldı. Şimdi doğru. Ben haftada 5 gün canlı yayın yaparken, sen bu işi çok iyi biliyorsun Mesut. Sete gidip çalışabilmemin imkanı var mıydı? Pek yok tabii. Yoktu, hiç yoktu. Dolayısıyla olmadı. Sonra yeni bir ekip kurdu. Çok da güçlü bir ekipti ama olmadı. Ya ben bazen doku meselesi gibi geliyor yani. Yani şimdi son dönemde de diziler birbirlerini çok taklit ediyorlar. Bir bakıyorsunuz senaryoların hepsi birebir aynı. Aslında bence riske girmiyor artık yapımcılar. Biraz ne tuttuysa oradan girelim diye. Tuttu diye onun peşine gidiyorlar. Evet. Ama bu iki ya da üçüncü imitasyonunda artık patlıyor. İzleyici de bundan sıkılmış oluyor. Hani bir şeyin taklidini bir yerde seyrediyorsunuz ama taklidinin taklidini seyretmeyi de kimse tercih etmez. Yani bu televizyon izleyicisine biraz hakaret oluyor. Çok doğru. Bir yandan hem bu doğru hem de şu doğru. Mesela Doktorlar diye bir dizi yayınlandı. Tekrarları hala yayınlanıyor. Doktorların üzerine iki tane benzer dizi çekildi. İkisi de olmadı. Olmaz. Çok ilginç. Hala ilkini mesela ilkini izliyor insanlar. İlkini hala tekrarını... Cennet izleniyor. Aynen öyle hala Cennet izleniyor. Cennet hala reyting kalıyor. Ama çok da güzel bir hani sabahları olduğu yerde çok da güzel bir sepertör. Yani bir sonraki programı uçuran işlerden bir tanesi. Ay güzelmiş ya. Böyle düşününce belki ona benzer bir iş çıkarsa diyorum hani şu Okan işi tutmaz da öyle olursa. Sen falan. Benim dizimi yapmamı istiyorsan. Bilmiyorum ki yoksa... ben senin ne yapmanı istiyorsam olur ya. Canımsın sen. Ya ben sizin bu işi için çok sevdim biliyor musun? Bu kuşak işini mi, sunuculuk işini mi? Oldu yakıştı. Ay biliyorsun da. Senle ilk başlarda konuşmuştuk çok bunu da. Çok flört ettik tabii de yani. Canlı ben nasıl yaparım nasıl yaparım diye büyük bir telaş içindeydim. Siz. Evet, ben yapamam. Sonra sevdim gerçekten. Bir telaşlı hali vardır önce ama yani öyle vardır. Bir telaşlı hali vardı ama müthiş bir antrenman oldu belki ilk sezon ama ondan sonraki sezonlar büyük maçlardı yani kabul etmek lazım. Evet diye. Yani en azından Melek programı olarak hiç asla yüzümüzün kızarmayacağı, utanmayacağımız son derece onurlu bir görev yaptık. Müthiş. Biz. Bir Sahrap abla ile biraz galiba şey oluyordunuz değil mi böyle? Ay Sahrap'ım Sahrap'ım. Öyle o ya bir canım enerji patlaması benim. Olduğu korkunç için Sahrap abladan şey. Sabah 7'de başlayıp akşam 7'ye sen. Çok seviyorum onu. Onun o inanılmaz enerjisine bayılıyorum. Sürekli gülümsüyor kadın farkında mısınız? Evet. Sahrap Soysal da programımızın işte mutfak bölümündeydi. Hep birlikteydik. Çok keyifliydi ama artık Sahrap'ımız bizde yok çünkü... Başka bir şeyler yapıyor şimdi o. Yapacak. O da kendi şeyinin kendi yolunun kadını oldu artık. Hoş bir yer açacak galiba. Öyle mi ya? Valla gideriz biz. Ev yemekleri falan mı gideriz biz? Tamam güzelmiş. Böyle tencere yemeği diye bana. Ya, Sahrap abla zaten hani buraya er geldiğinde önce bizi bir denek olarak kullanıyor. Çocuklar bu yeni bir tarif bunu bir kullanın diyor. İşte 6-7 tane şeyimiz var, gazimiz var bu konuda ama sonuç itibariyle gerçekten onu ertesi gün programlarında deniyor. Çok güzel, şeyin çok tatlı bir taklidi var. Azize'nin değil mi? Azize'yi demin de görmüştük Erol abinin yanında. Tatlı bir Melek Baykal taklidi var. Bir izleyelim ama onu. Ama hiç başarılı değildi. Ben gerçekten onu izledim. Mi? Evet. Birlikte suratına tükürür isterseniz. Hatta söyledim ona. Bakın izleyelim başarılı mı değil mi? Hep birlikte. Eyvallah hep birlikte. Jürimiz de buradayken görelim lütfen. Buyurun. Çok böyle şey konuşan insanın taklidi yapılmaz. Mutlaka bir malzeme vermesi lazım. Gırtlak yapısı, ses tonu, mimik, konuşma üslubu, vücut dili falan. Çok özel Melek olması Baykal'da lazım. Var mıdır o? Uzun süre birlikte çalıştınız. Var tabii canım. Hadi olmaz canım. Olur. Hadi bir açığını yakalamışken Allah gidelim. Allah kahretmesin. Ay. Var abi. Melek ablanın hakikaten çok da hani ses tonu da bir enteresandır. Evet, çok kolay. Evet. Çıkan bir ses son değildir o. Şimdi nasıl yapayım? Dur şöyle şu arkaya geçebilir miyim? Tabii geçebilirsiniz. Buyurun. Onun böyle hep fırını vardır ya böyle. Bir fırını ve onun arkasında. Önünde. O her gün çıkar böyle yayına. Ah Melek beni topa koyacak şimdi. Onun her gün şöyle bir şeysi var.
Hanımlar bakın bugün Melek programında ne var? Pırasayla hıyar arasındaki farkı çözeceğiz hanımlar. Nerede hanımlar? Sadece Melek'te hanımlar. Ay daha şey yapıyordum şimdi çok heyecan yaptım. Tırstım Melek'ten sonra komaya giriyor. Çok üzülüyorum. Şekeri düşüyor değil mi? Şey şekeri oluyor. Düşüyor. Abi, herkesi komaya... Yani size çok saygılar bölümünü kesmişsiniz. Şimdi ben Fehmi'yi çok seviyorum. Son derece ciddi. Sizinle birlikte çalıştınız zaten. Tabii ki çok keyifli bölümler çektik. Fakat o kadar başarılı tiplemeleri var ki Fehmi'nin. Korkunç yani birebir sesiyle birlikte taklit edebiliyor. Ben bunu izledim bu programı. Sonra Fehmi'ye açtım telefonu. Ablacığım dedi. Dedim ki... Çok kötü yapmışsın benim taklidimi. Hiç olmamış. Beni çalışmak zorundasın. Melek Baykal'ın taklidi yapmak kolay yapın da değil. Şimdi bir de siz yapın da görsün ya. Nasıl olduğunu. Yani, siz mi Fehmi taklidi yapın? Ben şimdi Fehmi gibi hanımlar. Hayatımda böyle bir ses hiç kullanmadım. Bizimle değilsin. Bizimle değilsin Fehmi. Melek Baykal'ı çok çalışman lazım çocuğum. Meleği taklit etmek kolay değil. Müthiş. Daha çok çalışmak. Kendi gerek. Yarattığı Azize evet. Karakteriyle de sevildi. Evet, Fehmi'ye de buradan sevgilerimizi iletiyoruz artık alalım. Onda bir zamanı geldi. İsmail senin şu şarkılarını bir gözden geçirelim. Tabii mutlaka ki. Şimdi hani bir dinlemek isteyenler vardır geçmişten bugüne. Bir geçmişten bugüne İsmail, peşinden bir de bugün İsmail'i canlı yapar mıyız burada? Olur. Eyvallah peki. Önce VTR'miz geliyor. Gelsin bakalım. Başın ağrırsa salla, yerinle kalk da fırla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla. Vay anam, ben bedavıyım be. Vay anam, gözlerim toz pembe. Egzozun sesi kulakları deliyor. Bas gaza, bas gaza. Kayla başlarmış işler, gürültü patırtı küm kümü dişler. Çapır şupır kıpır kıpır, söyle bu devirde kim beni ister? Beni beğeneni ben beğenmem. Benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim he? Yut beni al beni ağzında çiğne. Tadı al ama bitirme. Ah bana bak bana yandım ben sana. Üfle üfle. Maşallah yani şeyde şarkı sözlerinde tam yerinde toparlıyorsun. Ben senin ananın ellerinden öperim. Çok selam söyle benden dedi. Hadi bir tane dinleyelim senden. Olur. Son şeyden ne söylersin bize? Hareketli mi olsun? Ha, olabilir. Yerden başlayalım o zaman. Bir dakika kıyamet kopardan. Kıyamet kopardan başlıyoruz. Hadi bakalım reji ver kıyamet koparı kopartalım. Bakamazsam kıyamet kopar. Kalbimin odaları dolar dolar dolar. Sesini duyamazsam.
kopar. Kopar gözlerim her yerde seni arar. Arar kalbimin odaları dolar dolar dolar. Sesini duyamazsam, nefesini alamazsam of of kıyamet kopar. Dakika duramıyorum, öyle bir bağlandım çözemiyorum. Gözlerin büyüledi bozamıyorum. Ellerimi tutamazsam kıyamet kopar. Görmedim senin gibisini ben ama seni görünce sanki duruyor zaman. Nazına kaprisine hepsine tamam. Gözlerine bakamazsam kıyamet kopar. Merhaba. Bir çay kaşığına neredeyse 2000 havuç tohumu sığar. Çok enteresan bir de kitlesi var. Şimdi onu konuşuyorduk. Sevgili seyirciler, sen yayındayız, söylerken değil mi? Yayındayız. Yayındayız. Sen söylerken sen böyle deyince devam. Yayındayız dedim. Sinirli. Neyse iyi ki söyledin. Yoksa bir şey diyecektim derdim. Ama bir şey söyleyeceğim, bu devam mesela, hani devam mısrasını şey yazıyor. Takipçilerin yazıyor. Ben yani şarkının sözlerini okumama gerek kalmadı. Söylemeden şey yapmış oldum. Buna klip çekildi mi? Çekilmesini istiyorlar. Hayır, bu şarkıya klip çekmedim. Niye yapmadın? Ya ben henüz yeni albümden bir şarkıya daha klip çekmedim desem yalan olur. Şöyle, albüm çıkmadan önce bir şarkıya klip çekmiştim. Hı. O da öncesinden, bir iki ay öncesinden işte albümüm gelecek diye. Hı hı. Ama ben ön plana çıkacak olan şarkıyı dinleyicilere bıraktım. Hangi şarkı ön plana çıkıyor? Çünkü ben daha önceki albümlerde böyle bir problem yaşadım. Problem demeyeyim aslında. Mesela bir şarkıya klip çektim. Baktım Facebook şarkısı patladı. Hani klip çektiğim şarkıyı gölgede bıraktı yani. Birkaç şarkılardan aynısı oldu. Dedim ki en iyisi bu albüm. O zaman çoğulcu demokrasiye inanıyorum. Benim dinleyicim karar versin. Onlar hangisini isterse ona çekeceğim diyorsun. Şöyle bir iki hafta daha geçsin. Ama yalnız buna çekersen kıyamet kopar. Var, İnşallah. Güzel. Bir tane daha var çok güzel. Hangisi, egoist mi? Özlüyorum ben seni. Özlüyorum ben seni. Güzel. Oradan öyle gidermişim ben. Bizim kuşak öyle gider çünkü oradan yürümüş. Senin için okurum biraz sonra o şarkıyı. Yapar vallahi, güzel. Keyifli olur. Bir de şey, ben bütün o kliplerinde 3 tane güzel kız var ya yanında sürekli. Hı-hı. Belki de onları mı bu sezon yapmadılar? Yani bu sezon çıkmadılar ortaya. Belki de o yüzden mi çekmedin klibi? Yok hayır. Ben sürekli bir kliplerimde farklı farklı kişiler oynuyor. Hep de kızlar oynuyor. Hiç erkek görmedim yani. O dans koreografisini yaptığımız zaman oluyor. Mesela bu ilk üfle klibinde. Ama böyle biraz şapur şupur şıkır şıkır şarkılar olduğu zaman tabii ki bayanların oynaması. Onların ön planda olması. Sen ailenin nüfasın değil mi? Bu Söven kardeşlerinin nüfası. Evet aynen. Ben sizlere bir şey söyleyeyim. Benim ilk klibim üfle klibiydi. Erkek dansçılarla çıktık. Güzel bir imaj oldu. Yani hem imaj olarak hem kıyafet olarak hem dans sergi
sergiledik efekt dansçı olarak. Öyle de bir imajımız oldu. Hala bir de efekt, yani YK dansı diyorlar. Fakat şarkı inanın o kadar çok ön plana çıkmadı. Ben tabii ki yani isterdim çünkü ilk klibim. Ama daha sonra hatta animasyon doluydu o klip. Yani bayağı bir para verdik. Ama ikinci albümde sadece kızlar oynadı. Ne efekt, ne animasyon. Abi şapur şupur şarkısı patladı. Ama şapur şupur yani kendi içerisinde öyle bir felsefesi olan bir şarkıydı ki. Evet. O sene hakikaten şapur şupur öpüştük. Demek ki gerçek animasyon buymuş. Buymuş evet ya. Erkeklerle olmuyor abi. Erkekler senin yanında gitmiyor. Tamam kızlar güzel. Yeni moda programları bir furya olarak başladı. Şimdi azalarak bitiyorlar. Bir taneye indiler sonuç itibariyle. Ha, yeni moda programları deyince. Bu yeni evet. Yani bu moda programları kimi zaman yeniliyorlar ya. Sen bu işi ilk yapanlardansın değil mi? Yanılıyor muyum? Evet, ilk yapanlardan biriyim. Moda ve magazin adı altında ama daha çok moda, dekorasyon, öyle bir program yaptık. Hatta Melik ablayla da orada tanışmıştık. Çok severim ben. Çok güzel bir programdı o. Pek gibi kızdır ya. Hiç, teşekkür ederim. Kimseye zarar olmaz, dünya güzeldi. Bir kadındır. Şimdi şeye geleceğim. Nasıl buluyorsun bu yeni şeyi, formatları? Yarışma olarak mı soruyorsun? Yani yarışma olarak istersen. Hani televizyoncusun da artık yani rahat rahat konuşabilirsin. Benim tarzım olan bir şey değil o. Yani benim seçeceğim olmasın, yapmak isteyeceğim bir şey değil. Birilerinin bir şey, insanların tarzlarına karar verirken kendi tarzınızı şey alırsanız, prensip olarak alırsanız, bakış açısı, bakış noktası olarak kendi tarzınızı alırsanız karşınızdakinin tarzına bir şey katamazsınız. Yani onu değerlendiremezsiniz. Kendinize ona doğru not veremezsiniz. Ancak bir insanı bütün olarak seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum. Karşınızdakinin tarzını kabul edip onun üstüne bazı eklemeler, çıkarmalar yapmak isterseniz durum değişir. Böylece aslında kimse kimseye bir fikri kabul ettirmeye çalışmaz. Siz kendi fikrinizi, o kendi fikrini söyler. Almak isteyen bunu alır, almak istemeyen almaz. Benim seyrettiğim programlarda bir metozori, bir yaptırım olduğunu hissediyorum. Çünkü tarzı olmayan kişilere, yani tarzı o olmayan kişilere bazı kıyafetler veriliyor. Bazı ne bileyim silüetler oluşturuluyor. Ya bunu ben çok doğru bulmuyorum. Bu jüriden bakınca öyle. Bir de karşı tarafı, bu yarışmacıların nasıl değerli? Sen jüri olsaydın nasıl değerli? Ben bakarak değil, tamamen dışarıdan bakarak söylüyorum. Ama yarışmacı olduğumda, ben bir yarışmacı olsam, oradan bir şey almak istiyorsam eğer oradan alamayacağımı anlarım. Sen zaten oraya yarışmacı olacak karakter yok sende. Yani sen hani birini... olur. Yani yoldun mu bugüne kadar birini, bir hemcinsini? Efendim? Hemcinsini yoldun mu bugüne kadar? Yani çocukları bıraksan birbirlerine ne olacaklar? Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız ki ben mesela oyunculuğu öğrendiğim yer benim Şehnaz Tango'dur. Şehnaz Tango'da benim işim olsun ya da olmasın çekimim o gün. Ben sabah oradaydım. Akşama kadar da dururdum. Çünkü amacım oradan bir şey öğrenmekti. Ya orada Perran abla var, Erdal abi İnsanlar bana orada bağırabilir, çağırabilir, kötü davranır. Benim hiç onlar derdim değildi. Yani aynı karakter orada da var. Ama niyetim bir şey öğrenmekti. Ve öğrendiğime de inanıyordum. Şimdi bu formatta bir şey öğrenmek çok zor. Yani biz stiletto öğrendik. Buti öğrendik. Stiletto'yu öğrendik çok şükür. Yani memleket stiletto, olarak stiletto, bunları, çok bunları enteresan. Öğrenmiş durumda. Ağızlardan düşmüyor. Evet. Stiletto. Evet. Yani o şey stiletto. Bir ayakkabı modeli değil mi? Evet. Doğru öğrendim. Bizim kova dediğimiz model yani mankenlikte kova derdik biz onlara. Kova ayakkabı. Kova oldu stiletto ya. Kova oldu stiletto. İşte ama tarz bak bu tarz denilen şey bu. Stiletto. Bu, yani herkes aynı şeyi giyerse o zaman en pahalı ya da en renkli giyinen mi o tarz içinden seçilecek? Herkes aynı tarz oluyor. Ben bakıyorum herkes birbirinin aynısını giyiyor. Bir de sıkıntı şurada yani oraya katılan çocukların yarısı da tasarımcı olduklarını ileri sürüyorlar. Moda tasarımcısı. Bu iş kolay mı bu kadar ama, ya? Ama söylüyorum eğer tasarımcıysan kendi tasarımın ve tarzın konusunda şey olursun. İdealist ve tutarlı olursun. Bir duruşun olur. Sen şimdi karşındakinin değerlerine ve prensiplerine göre kendini değiştiriyorsan o zaman kendi tasarımından değil onların seni yapılandırmasından söz edebiliriz. Onlar senin kim daha iyi yapılanıyorsa bu yarışmada birinci olacaksa o zaman yarışma amacını aşıyor. Anladım. Siz mankenlik ya da modellik hangisini demem lazım sizin için? Eski. İkisi de eski. İkisi de eski ama hani doğrusunu kullanmak gerekirse. İkisini de yapıyordum. Hem modellik hem mankenlik. Hem modellik yapıyordunuz. Bıraktınız. Şimdi geçenlerde yine manken ve model, eski manken model arkadaşlarımızı aldık. Kimisi hala çıkıyor şey podyuma. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu yani. İşin bu tarafının, bu sektörün bittiğini söylüyorlar. Doğru mudur gerçekten? Bitti diyemeyiz çünkü halen defileler. Bittiyse kim bitirdi?
defileler yapılıyor, hı-hı, çekimler yapılıyor. Ama bizim zamanımızdaki gibi olmadığı kesin. Hı-hı. Çünkü biz çok yoğun bir tempoda çalışıyorduk. Bugün dizide nasıl her gün çalışıyorsam, hı-hı, ben mankenken her gün işe gidiyordum. Hı-hı. Haftanın neredeyse 7 günü. Çok fazla bunaltıcı bir şey değil mi o da? Değil, o zaman gençsin yani 20'li yaşlardasın. Ya hep güzel giyiniyorsun. Evet, 25 sene önceden bahsediyoruz. Anladım. Çok güzel giyiniyorsun, hep makyaj yapıyorsun. Herkes seni alkışlıyor, beğeniyor. Ya bundan daha sorumluluğun yok. Ama sen oyunculuğu sevdin. Çok sevdim. Değil mi? Evet. Hmm. Mesela mankenlik için elbise askısı diye bir şey deyim vardır. Evet. Oyunculuk için sizin bir deyiminiz var mı? O da kıyafet mi demek lazım hocam? Ruh askısı olabilir mi? O da ruhtan karakter askısı olabilir mi? Bilemedim peki. Karakterden karaktere gidiyorsunuz yani, ya siz. Yani aslında beden bize ait gibi görünüyor. İçini yazar dolduruyor. Belki de daha doğru bir şey olacak. İçini doldurmamız gerekiyor hep birlikte. Evet, galiba yazar yazar kimi de oynar değil mi o galiba şeyi? Şimdi evet, o dili tutturabiliyorlar mı? Şimdi baktığında televizyon izleyecek vaktim var herhalde artık biraz. Bir parça. Pek olmuyor. Öyle mi? Tercih etmiyor musun? Vallahi yani şöyle. Şimdi biz haftada bir güne geçtik ama VTR çekimlerimiz çok yoğunlaştı. Ha. Ya bildiğin sinema işine girdin. Kısa geziyoruz film yani. VTR'ler çekiyoruz. Öyle çekince, evet, kısa film çekince de evet olmuyor. Ama genelde yani birbiri ardına diziler giriyor şu sıralarda. Evet. Ve evet, çoğunluğu işte aşk dizisi. Aşk dizileri tutuyor. Daha çok aslında bütün klişelerin toplandığı diziler tutuyor. Çok zor bir sektör. Ne Mesut yapacağız? Yani o şunun için zor. Emek tamam, o ayrı. Bir de bu işe emek verenler hep şey korkusu duyuyorlar içinde. Ya tutmazsa, ya kalkarsa. Son 3 senedir var. Yani hemen kadar, hemen herkesin sektörün hepsinde var. Ne kadar rahatsız edici bir duygu bu. Hı hı, hı. Oyuncuyu da, çalışanları da, ekibi de, hepsini. Yayına koyanı da artık. Evet, çok yorucu ve hı hı, şans tanınmıyor. Ben buna çok üzülüyorum. Hı. Yani olmadı, kaldır. Bir şans tanıyayım bakalım. Belki tutacak. Belki hikaye açılacak. Hı. Şimdi çok çabuk tükenen bir sektör oldu ya biraz yani. Biraz riskli artık. Çok büyük risk. Bu yüzden kariyer sunuculukla mı devam edecek dersiniz? Yok. O anlamda bakmıyorum. Anladım. Ben bunu sevdim. Yani moderatörlüğü sevdim. Bu işi sevdim. Çünkü orada ben olarak varım. bundan böyle eğer oyunculuk tarafımı götürürsem tiyatroda götürmek istiyorum. Ya, o orada gitsin diyorsunuz. Evet. Peki tekrar günlük bir maratona girer misiniz, geçer misiniz? Düşünür müsünüz öyle bir şey? Günlük maraton çok zor. Mesut. Yani 4 sene yani ben içtimaya kalktım sabah 5'te. Ya, kolay da değil. 5'te kalktım. Asker olmuşsunuz evet, ya. 4 6:20 geçe evden çıktım. Çünkü 2 tane köprü çıkışı var. Onlara yakalanmamak zorundasın. Bir an önce kanala gitmek zorundasın. Hazırlık safhan. Editorial'lar çekilecek. Hı hı. İşte yayına hazırlanacak filan. Yani zordu ama keyifliydi. Hı hı hı. Şimdi haftada bir güne inince acaba diyorum ki daha mı çok yorulmaya başladık? Çünkü o şeyi kaybettik. Yani o günlükteki o idman halini ve şeyi, idmanı kaybettik. Hı hı. Şimdi daha mı çok yoruluyoruz diye bunun sohbetini yaptık geçen gün. Bir şey söyleyeceğim, doğru olabilir gerçekten. Bir başka saptamada son 1,5 senedir kuşak programlarının, öğretici kuşak programlarının giderek azaldığını görüyoruz. Maalesef. İzdivaç programları çoğaldı. Yani şimdi bu işi Türkiye'de en iyi kim yapar? Esra Erol. Yani bunun hakkını vermek lazım. Kayıtsız şart. İnanılmaz şey var. Yani talep var. İnanılmaz talep var. Şimdi hani Seda Sayan sadece bu sene 4 format denedi. Evet. Sonunda tutturdu. Yani evet, oradaki şey de Uğur Aslan'dır bence. Uğur evet, gerçekten ismi gibi uğurlu bir çocuktur. Evet. Tutturdu ve fakat onların da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hmm. Kuşak programına kendi kişiliğini ortaya koymaya alışmışlar. Şimdi o tip dertler var. Mesut'cum, yapar mısınız baş programı? Hayır yapmam. Teşekkür ederim, tamam. Hayır yapmam. Şöyle yapanlara sahip. Mesela Esra Erol'u çok seviyorum, hı-hı, gerçekten. Hı-hı. Bu işi en iyi yapan insandır, hı-hı, Türkiye'de. Bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. İnsanlarımız neden acaba? Biz mesela Melek programı daha çok bilgi veren, sağlıklı beslenmesiyle işte o kadar çok şey yaptık pratik ki. Pratik bilgiler var, şey evet, var. Uzmanlarımız vardı, hı-hı, Doğan hocalarımız, hı-hı, Cüceloğlu işte bir sürü uzman aldık. Seyirci istemiyor mu acaba? Çok enteresan.
Yani hep böyle lay lay lom programlar mı görmek istiyor Türk izleyicisi? Burada emin değilim. Düşünmek kafam, mi istemiyor acaba? Burada kafam karışıyor. Sadece bir karne üzerinden gitmemek lazım belki de. Yani hani o reyting karnesi denilen şeyin üzerinden gitmemek lazım. Gerçekten. Yani, ama buna giden, enteresan. O karne üzerinden gidenler değil mi zaten bu programları yapanlar ve ödeyenler? Yani, o bedelleri. Yani bedelleri değil, bu program için parayı veren şirketler, işte prodüktörler, evet, televizyonlar hep o reyting listelerine bakarak bunu yapmıyorlar mı? Çünkü niye reklam oralardan gelecek? Yani bu kısır döngünün bir yerden kesilmesi lazım. Ama bu kesilecek yer oyuncu, setçi falan değil yani. Bu daha yukarıdan bir yerden yapılması lazım. Size söyleyeyim mi? Tematik kanallar alıp başını gidecek. Bu kadar net. Yani ana akım kanallar ciddi oranda izleyici kaybetti artık. Eskiden bizim gerçekten kuşak programlarında aldığımız 5 reyting, 6 reyting şu anda bir dizi için inanılmaz reyting olarak kabul ediliyor. Evet. Dolayısıyla seyirciyi o ana kanallardan kaçırırlar, tematik kanallara gelmeye başladı ve izleyici orada da aradığı şeyi buluyor. Gerçekten iyi bir kuşak programı buluyor. Efendim söyleyeyim, ne istiyorsa buluyor. İyi bir moda programı izliyorsa onu da buluyor. Bilmem ne falan filan. Ama acı değil mi yani? Yani tematik kanallar gerçekten için değil. Tematik kanallar hayır, tematik için iyi gidiyor. Tematik kanallar için değil ama gerçekten üzücü yani. Hani bilgi izlenmiyor mesela. Evet. Enteresan bir şey. Bir gözden geçirmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Bence. İsmail sen dizi çektin mi abi? Ben dizi... Allah belanı versin. Var bir dizim vardı. Bir dizim vardı. Allah belanı versin diye tutmadı. Ben iki yok çekmedim tabii de. 2-3 diziye konuk yani, oyuncu olarak, olarak katılmıştım. Daha sonra bir 4 haftalık bir dizi yaptık. Senaryosu da biraz çok enteresandı. Ben zaten hani böyle çektiğim zaman ekiple arkadaş olmak isterim. Senaryoyu çok iyi okumak isterim. Her şeyin daha güzel olmasını isterim. Para için yapmak hani yapmış olsaydım devamını getirirdim ama gerçekten hani içime sinmedi. Hani para için yapmak istemedim. Oyunculuğu da sevmemiş olabilirsin. Yani oyunculuğu da sevmemiş olabilirsin. Yani herkesi sevmek zorunda değil. Senaryo önemli. Yönetmenden tut her şey önemli. Yani orada hani para için yapmak istemedim bunu. Yani çünkü reytingleri de kötü değildi yani. Reytingleri de iyiydi. Eyvallah. Almanya'da nasıl abi diziler? Almanya'da diziler Türkiye kadar değil. Değil mi? Evet. Ama az çok izleyicileri var ama onların galiba bizim süremiz çok fazla dizi de yok zaten. Yani 3-4 tane çok hani ön planda olan dizi var. 2-3 tane de öyle arkadan gelen. Yani yoksa bu kadar fazla değil yani. Peki orada müziğe ilgi yüksek, özellikle sizin yaptığınız, Üsemen kardeşlerin yaptığı müziğe ilgi yüksekti. Bir söz vermiştim, bir albüm gelecek, hep birlikte yapacağız diye. Ne oldu o albüm abi? Yani İsmail YK albümü çıktı şimdi. Tamam. Dedi ki çakışmasın, ikisi aynı anda çıkmasın. Şimdi tarihte vermek istemiyorum çünkü tarih verip de o tarih çıkmadığında mahcup oluyoruz. Ama sözümüz söz. Şimdi ya bütün aile senin albüm çıkınca bütün aile oturuyor bekliyor. Hadi bu albüm bitecek şimdi, biz mecburen yeni albüm çıkaracağız. Albüm aslında bitti sayılır da acaba single mi çıkarsak diye düşünüyorduk. Aslında ben bu albüm için de öyle düşünmüştüm. Yani bu albüm için öyle düşünmüştüm derken single her 1,5 ayda 1, her 2 ayda 1. Ama albümün heyecanı daha bambaşka. Albüm olunca bir de onun cesareti de bambaşka. Yani evet. İyi ki de çıkarmışım. 12 şarkıyla çıkabilmek şimdi çok enteresan bir şey. Avrupa'da mı daha çok satıyor mesela albümlerin, bu tarafta mı satıyor? Yani şimdi burada tabii ki burada ciddi bir kitlem var. Evet. Burası tabii ki. Ama genel olarak soruyorsanız Almanya'da orijinal albümlerin satış rakamı çok çok daha yüksek. Peki hiç oranın sanatçılarıyla bir düetin oldu mu? Yani hani biraz tamam Türkiye sınırlarında iyiyim, biraz dünyaya açtım kafası. Evet. Oldu mu hiç öyle bir şey? Ya benim imkanım olmadı diye, benim imkanım oldu. Ama biraz da konsepte bağlı. Konsept gerçekten çok önemli. Hani tanıma amacı düşünseydim kesinlikle yapardım. Ama burada hani bir de şey de önemli. Yani dinleyici sizi gördüğü zaman ne tepki gösterecek? İyi bir şey mi yapıyorum, iyi bir şey yapmıyor muyum? Bu da çok önemli yani. O yüzden yapmak istemedim. Şimdi tabii ki dünyaca çok büyük bir sanatçı teklifini reddetmiş değilim tabii ki. Sende bir Eros Ramazzotti tipi var da yani biraz gecikmeli gelmişsin dünyaya, öyle diyorsun. Öyle tabii, yoksa yürürdün yani bizim gençliğimizde. Sen bu tiple var ya, bugün bu sabah yanlışlıkla şeyi izledim, bu işte Amerika'nın Afrika için yaptığı bir We Are The World diye bir şey vardı ya. Evet. O şarkıyı izledim arkadaş. Nasıl tipler varmış, isimleri yani kimini hatırlıyorum kimini hatırlamıyorum. Kimler ben, değil mi? İsmail Hüseyinler'in çocuğu olsaydı alıp başını gitmiştin abi. O da güzel olurdu ya. O da kendi tadında güzel olurdu. Ama yine yani uzun lafın kısası, o düet konusunda Almanya'da ya da biraz daha Londra tarafında bir sanatçı vardı. Fakat onun rap sözleri biraz müsteşendi.
kabul etmemem nedenlerinde bir tanesi de buydu yani. Rap'in şeyinde doğasında var galiba. Tabii değil var. Doğasında var. O kuralları da bozmamak gerekiyor. Şimdi gelip de orada oyun bozanlık da yapmak olmaz. Biz yani. Rap'i tabii yani şeyle ilk kartelle duyduk abi. Evet. Dolayısıyla öyle kaldık hala. Tabii orada hani böyle müsteşem gelmeleri yok. 23 yaşında 100 binlik araba olur mu böyle falan yani. Falan yani. Öyle öğrendiğim için sonra şimdi Ceza'nın albümü geliyormuş. Onu özellikle merakla bekliyoruz. Hanımefendi siz özel bir tarzınız var mı? Yoksa hani ben böyle şimdi az önce bir yorum yaptınız. Bilinen bir şarkıya yorum yaptınız. Evet. Bir tarzınız var. Sizin tarzınız nedir? Rap mi söylersiniz? Türk sanat müziklisiniz? Yoksa bozlak mı okuruz? Ne bileyim yani. Yani aslında tabii sahne olunca işin içinde biraz daha o renkli bir platform olduğu için daha geniş tutmaya çalışıyorum repertuarımı. Geniş. Ne kadar var? Kaç şarkı vardır repertuarda? Yani vardır bayağı. Bizim repertuarımızda da klipleriniz var. Bir bakalım isterseniz. Buyurun. Son günlerde halimde bir haller sesiyorum. Yüksek doz yalnızlıktan gayet. Söyleyeceğim sen bayağı bildiğin bin bir suratmışsın ya. Evet. Değil mi? Hani... Aynı şeyi düşündüm. Yani en baştaki kliple değil evet, mi? Evet. O aradaki klipler ve en sondaki klip çok başka. Bayağı bayağı farklı ya. Böyle bin bir suratmışsın. Çok farklı. Şimdi o yüzden tarzını sormuyorum. Geri çekiyorum. Yani ama şöyle bir şey. Bir şampuan reklamı gelir mesela o ortadaki şeylerle, evet, kliplere değil mi? Evet. Olur yani. Ha enteresan. Mesela bu şeyde bu albüm çıktı mı albüm var mı şu sıralarda? Var mı yeni bir şey? Yok. Şu anda değil. Yani geçen yıl çıkmıştı. Single çıkar, single. Ses bile değişiyor tek tek. Yani. Evet. Ses bile değişmiş. Tabii bayağı değişmiş. Evet. Yani çok ritimli burada... ama oradaki şarkılar. Çok ritim. Ben mesela çıplak sesini çok sevdim. Evet. Caz güzeldi. Da caz değil mi? Caz gırtlağı evet, var. Evet cazda söylüyorum. Şey ama tabii yani caz eğitimim, altyapım yok ama söylüyorum. Tamam mutlaka caz yap ve işsiz kal. Yani gayet güzel. ekstra çıkmasın. Bizim ya en enteresan bir şey yani gerçekten çok iyi caz söyleyen şeylerimiz var, yorumcularımız var, muhteşem özellikle gençler arasında. Ama aç kalıyorlar değil mi? Ya yok yani maalesef. Ekstra çıkmıyor Mesut abi diyor mesela, hani haklı da bir şey de diyemiyorsun yani ya şeyler kongrelerde ya işte hani ona benzer resepsiyonlar dışında. Eskiden bir iki yer vardı hiç vardı, olmazsa caz dinleyebileceğiniz. Var şimdi yok. Yani çünkü hani şey kafası bizde hala aynı, caz yapma. Kafası. Hala onca sen ben caz yap diyorum ama sen yine de caz yapma. Olur ya arada ama şey yapıyorum ben onu. Hani giydiriyor. Evet. Ha tamam araya bir tane evet, araya evet. Bir tane insert yani, atıyorum diyorsun. O zaman dinleniyor. Hani baştan sona böyle bir caz belki hani sıkabilir. Ama hani aralarda böyle girip çıkınca bir de hani performansı iyi olunca insanlar dinliyor ve önemsiyor. Eyvallah ama kimi kiminin arkasından caz yapma sakın. Yok hayır. Yani orada albüm formatı tabii bambaşka bir şey. Sahne başka bir şey. Onun albüm için... çıstak piyasa diyoruz biz ona. Değil mi? Ama sahne
sahne sizin er meydanınız aslında oldu, onu kabul etmek öyle. Lazım. Biraz da tabii müzisyenlere de bağlı bu işler. Aynen öyle. Yani onlar da hani sadece ses değil, onlar da detone olmayacak. Neyse efendim söyleyeyim, bu sabah meselesini kapatınca aslında tamam yoruldum, günlük bir format elbette, bir kendi saati var vesaire falan filan. Yine de içinden geçen bir saat var mı mesela? Ya şu saatlerde sanki derdimi çok güzel anlatırım. Ya Melih'i ben çok güzel izah ederim dediğiniz. Gece. Allah aşkına. Ablacığım ben gideyim, gel. Toparlan diyecektim ben de sana. Severim ben seni. Ben de sabah yaparım. Öyle şey yaparız. Ödeşiriz bir şekilde. Yani. Ne yapalım yani? Yani çok yorulursan iki günde ben gelirim. Vallahi gece. Oo baya benim koltuk. Bak, baya bir değerliymiş. Gördün mü senin saatinin ne kadar müşterisi var? Benim saatin ciddi bir müşterisi var gerçekten. Hmm. Daha sakin oluyorlar. Kimi zaman eğleniyoruz ama kimi zaman da hani sohbet edildiğinde dinleniyor. Tabii ama sizler alıştırdınız insanları bu saatte televizyon seyretmeye. Doğru diyorsunuz. Yani o dizi kirliliğinden bir çıkıp şöyle gerçekten şeylerin, gerçek sanatçıların ya da burada kimse uzman, onların ne dediğini, ne izah ettiğini bakıyor insanlar. Çok keyifli. Benim için çok keyifli. Sabah saati şiddetle güzel. Şiddetle öneririm saatimi. Hmm. Şiddetle ben öneririm. Ben bayılıyorum senin saatine. Eğer burayla ilgili herhangi bir şeyin varsa da Barış'la konuşurum. Ben gerekirse çekilirim senin için. Ah ben seviyorum seni. Ne yapayım? Benim emeklilik geldi artık. Yani bu nedir yani? Bu nedir? Beşinci sezonu sen, neydi? 4500 konu yeter arkadaş. Sen daha çok uzun seneler bu işi yapacaksın. Öyle mi dersin ya? Tabii. Ablacığım değişik çünkü şeyler dedin sen. Oyunculuk falan. Sen oyunculuğu çok seviyorsun ay, biliyorum. Çok fena bir şeymiş çok yani. Da başarılısın aslında. Teşekkür ederim. Oyunculukta onu da biliyorum. Nerede oynadın? Oyuncu koçum burada. Melek Hanım. Yani kendisi. Ben bilmiyorum çünkü. Tabii. Onların tiyatrosu, tiyatro bile yaptılar. Kurtlar Vadisi. Evet. Kurtlar Evet. Polat Alemdar. Polat Alemdar mı? Çıkartamadım mı? Bütün şeyi biliyor beni. Peki İsmail, albümde ilk aşkına yazdığın şarkı varmış. Şarkının adı da Çıkmam Seneye. Yani seneyi bulmam ben. Evet. Beni bu sene gömerler aynen. Anlamında galiba. Aşktan mı yani evet. Bu? Evet. Ama abi o nasıl ya? Peki sen nasıl aşklar yaşıyorsun? Ben o şarkı yazdığımda 13 yaşındaydım. Ne? Ha. Evet. Bu yaşa kadar da gelebildin o acımasını. Vallahi. Çıkmam seni. Belki 13 yaşında. Çok aşık olduğumu zannetmişim belki de gerçek aşk değil. Seni, yani böyle bir takıntım vardı. Seneye çıkartmayacak 13... kadar nasıl bir ya, şey yaşamışsın abi? Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ben birkaç tabii ki birkaç cümle hatası vardı. Örnek vereyim. Çıkmam seneye değil de kalmam seneye. Çünkü o zamanlar ben kalmam seneye aynı o anlamda olduğunu zannediyordum. Halbuki kalmam seneye anlamı başka farklıymış. O sınıfla sana çıkmam seneye evet. Onu da işte geçen sene değiştirdim baktım. Çekmeceye koymuşum. Orada çekmecede yeşermiş kendiliğinden. Dedim onu da albümde yer verdim o şarkıya. Anladım. Peki bu evlilik mevlilik düşünüyor musun İsmail? Düşünmüyordum. Bu aralar yine düşünmüyorum çünkü albüm çıktı. Ama genç daha çok ya. Ya çok güzel. Albüm çıkarsa evlenirim, çıkmazsa evlenmem. Peki damat adayı olmanla ilgili bir hikayemiz var. Gerçekten bir düşünmüşsün, kaşınmışsın. Hatta gidip bir yerinde de görmüşsün damat adaylığını. Gösterelim efendim. Kendisi 27 yaşında. Daha önce evlilik yapmamış. İstanbul'dan geliyor. Almanya'dan mı geliyor? Almanya'dan geliyor. Alkışlar İmdat Bey'e. Gözleri çok anlamlı bakıyor. Çok heyecanlandım. Peki yurt dışına gider misin? Almanya'da yaşar mısın? Siz Almanya'da mı yaşayacaksınız? Ben sizin için Afrika'ya kadar bile gidebilirim. Vay. Esra Hanım, bilemem. Eğer hani Fahan Hanım kabul etmezse ben talip olmak istiyorum beyefendiye. Alkışlarla açıyoruz karavanı. Çıkarayım mı? Ben bu şarkıyı söylemek istiyorum. Buyurun. Söyleyelim mi? O zaman bir alkış da alabilir miyim? Ne oldu orada, paravan açıldı mı? İyi kadın. Açıldı da ben biraz daha erken davrandım galiba heyecandan. Paravanı beklemedim dedin. Evet ama gördü tabii ki ondan sonra tepkisi biraz hani o da şaşırdı biraz. Sert bir tepki verirdim valla ben olsam. Orada sandalyeme dalga mı geçiyorsunuz ben buraya evlenmeye geldim ya, falan diye. Şimdi bir sanatçı arkadaşımız olmuş tanımamış. Bir de üstüne beğenmemiş. Şimdi sanatçımızın ismini söyleyeyim. Oo ne güzel kapak. Evet. Budur. Ya bir ara bir anda ben de düşündüm acaba dedim.
Ya yok ya ne olacak dedim. Olsa da olsun. Hı-hı. Problem değil. Maksat. En fena evleniriz ya ne olacak. Şaka yapmak. Evet, gördüm. Dedim hatta orada ya dedim şaka maka ama güzel bir bayanmış falan. Hı-hı. Ya oldu. Yani az kalsın evlenecektik yani. Ne evlenmesi ya diye bağırmaya başladılar biliyor musun burada? Kim bağırdı önce? Sibel, evet Sibel. Ne evlenmesi ya diye oradan başlamış. Ben sana diyor bir tane Aysun'da 11 yaşında aşık oldum. Sen ne konuşuyorsun diyor. Evet. Dolayısıyla sen bir süre daha evlenmesen iyi olacak. Yani hani evlenirsin evet. Ama yolarlar. Öyle söyleyeyim. Aynen, yani. Bakalım yani bir çok iki hazırlar. Süre daha bekleyelim. Genç sonuçta yani ya, evlenmiş. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ayrıca şeyler bütün kardeşler evlendi mi? Onların hepsi evli. Ha bir sen kaldın yani. Ben evsiz. Seni bayağı bir böyle şımartıyorlar değil mi? Şeyin küçüğü olduğun için. Neyse ki yani anne ve babamın torunları olduğu için beni şey yapmıyorlar yani zorlamıyorlar. Ha artık seni teyit geçiyorlar. Tamam torunlarla uğraşıyorlar. Kaç tane torun oldu? 5. Siz bayağı bir kalabalık aile oldunuz. Babam diyor yazıklar olsun size diyor. Benim diyor 5 çocuğum var diyor. Torunları bir araya getirin bir 5 etmedi diyor. Yani aile pardon. Burada mı İsmail? Almanya'da. Almanya'da. Peki sen hem burada hem orada mı yaşıyorsun? Evet gidip geliyorum. Ay ne zor. Zor gerçekten. Aynen tabii ki. Özlüyoruz. Ne kadar ağırlıklı olarak Almanya'da mı yaşıyorsun daha çok? Ya kışın daha çok orada siz bakmayın buradayım ama kışın daha çok Almanya'da yaz ayları buradayım. Yani 6 ay burada 6 ay orada. Almanya'da farklı bir işin var mı yoksa orada sadece şarkı? Yok hep müzik. Şey, müzikle. Aynen müzik yapıyorum. Hiç böyle peki stüdyodayım. Başka bir iş yaptın mı? Müzikle ilgili mi? Yok yok. Yok müziğin dışında. Müziğin dışında başka bir şey yapmadım. Anladım. Sadece işte okul zamanları lise mezun oldum. Senin yerine kardeşlerin yapıyor zaten. Hani müziğin dışında aynen. Onlar zaman zaman çıkabiliyorlar anladığım kadarıyla. Yani ama daha çok müzik ağırlıklı. Müzik ağırlıklı. Müzik. Peki bu anne babadan mı geliyor? Genetik bir şey mi bu müzik sevdası? Babam çok iyi bağlama çalıyordu. Hala çalıyor aslında. Burada olsa da bir çalsa. Keşke. Ama tabii ki gençliğinde daha aktifti. Annem de sesi kulağı sağlanmış. Sesi de çok güzelmiş. Benim sesim daha sonra dedi bir şu, yun mu diyorlar yun. 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 Yun evet. Ha. Çırparken diyor çok kaçtı diyor. Bir odur budur diyor artık o eski sesimi bulamadım diyor. İkisini de ellerinden öpüyorum. Sonuçta onların sayesinde güzel. Yani iyi beslendik. Ha canım. Kendimizi güzel. Gayet buralara kadar girebildik. Geçinip gidiyoruz. Işte. Eyvallah. Peki yani bu Türkiye'de neler olup bittiğini izliyor musun müzikte? Yani eskisi kadar hareketlilik yok senin başladığın yıllardaki gibi. Evet. Yani sektör olarak mı? Yoksa olarak. Genelde yeni çıkan sanatçılarla mı ilgili? Yeni çıkan sanatçıları yani... bilmiyorum izleyebiliyor musun? Yani yeni sanatçı çıkıyor mu onu da bilmiyorum ben artık. Yani bir ses yarışmaları var bizde. Evet. Orada çocuklar hani seslerini duyurabiliyorlarsa bir bakıyoruz o kadar yani şu anda. Ya ben televizyonlarda açıkçası biraz uzak kaldım. Bir buçuk senedir televizyonlarda çok uzak kaldım. Çok da takip edemedim. Geldim buraya. Bakalım hangi sanatçılar patlamış, kimler tanınmış. Dediğiniz gibi yani öyle hala bilinenler. Anladım. Genelde. Bir tane bulduk biz. Bir gösterelim arkadaşlar lütfen. Babama söyledim bana yeni telefon al. Olmaz oğlum deli ay başına daha çok var. Herkesin var dediğim benim onlardan ne eksim var. Ulan icat çıkarma o tür dersine bak. Sokakta sınıfta mahallede kızlar. Ellerinde telefon yüreğim sızlar. Babama söylesem yine bana kızlar. Bu iş benim başıma çok belalar açar. Sevgilim arıyor video aramasıyla. Beni görmek istiyor kıskanç kıskanç atlıyor. Neredesin ne yapıyorsun neden telefon açmıyorsun? Yoksa beni aldatıyor musun? Sevmiyorsun beni sen görüşmek istemiyorsun. Ulan çok acayip oldum betim bezdim attı. Ne yapacağımı şaşırdım sabrımı da taşırdım. Oturumu kapattım kendime reset attım. Kim? 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 Neşeli? Kim? Soruyorum. Kim? Mahpeli kim? 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 Aşk olsun ya. Bir yıldız ben doğamadı ya. Doğamadan gitti. Doğduğu gibi bitirdik şu anda çocuğu. Çünkü bir şey yapmış ama ne yaptığını bilmiyorum ama belli ki İsmail'den çok esinlenmiş. Ben de şey soracaktım hani siz mi hazırladınız diye bu videoyu. Aa, anladım. Hani yani neredeyse değil mi? Neredeyse o hala ama bizde o incelikte adam yok. Evet. Maalesef yani sonuçta biraz da değişik bir tarzı var. Hal böyle olunca da bir şey çıkmıyor. Biz orijinale bakarken yani şeyde izlemeyelim ya. Bence de. Tamam bir seçicilik olsun de. İzlemeyelim peki. Orijinallerinden hiç şaşmayalım bence. Hiçbir alanda. Yaratıcı olmak değil lazım. Evet, öyle bence. Kalmak. Yaratıcıda kalmak. Az önceki şarkı için söylemiyorum ama genel olarak zaten taklitler de olsun. Olsun ki orijinalin tadı olsun. Mesela Cennet Mahallesi gibi düşünün yani. Orijinalin tadı olsun. O lezzeti yaşamamız gerekiyor doğru biliyorsun. O lezzeti. Melek Baykal güçlü bir kadın mısınızdır? Gerçekten hani size demin atfedilen bir sıfat vardı. Türk kadınının güçlü duruşu. Güçlüyüm evet. Hay maşallah. Evet.
Ormanda fantom kaç? Kaç kaplan gücünde? Evet, yani inandığım bazı doğrular vardır. O doğrulardan da hiçbir zaman şartlar ne olursa olsun ödün vermeden dimdik yaşamayı seviyorum. Sizi tavlamak kolay mıdır? Zor. Yani şu ses, sizin ses tonunuza benzer bir ses tonu bulmak lazım ki. Tamam hani birbirinden zor ki domine eder bir şey yapar. Zor be Mesut'cum. Zor değil mi? Vallahi zor. Ama şimdi yani şöyle bir bakınca da böyle mesela elinden yemek yenen ne bileyim sohbeti dinlenen hoş bir kadınsınız da bir yandan yani. Yani evet yani fena değilim ama. O bebeğim. Ne anlamda sordun sen bunu? Ya bilemedim ya. Böyle ufak ufak flört ediyor. Ay canım o benim. Ya, o benim. Muhteşem. Hakikaten canım ya. O benim. Şey artık öyle çok tavlanılacak zamanları geçtim yani. Tavlayamazlar kolay kolay. Çünkü o kapılarımı kapattım artık yani. Çok mutluyum şu anda. Senelerdir hayatımda hiç kimse yok. İşte yakın çevrem, ailem, yeğenlerim bana yetiyor. Allah ve yaptığım iş çok seviyorum. Yine şu ses tonuyla çok büyük de konuşmayalım. Yani gelecek sene sizi diyorsun? Burada enişteyle ağırlarsa çok ayıp olabilir ha, yani. Öyle mi? Peki. Peki yakışır. İpek siz her zaman farklı bir duruş sergilediniz. Biraz daha ayrıştınız. Ama bir dönem mesela Hülya Avşar'a sizi çok benzettiler. Hala benzetiyorlar. Benzetiyorlar mı hala? Valla geçen gün Acun Medya'ya gittim. Bir tanesi abla nasılsın dedi yanıma geldi öptü falan. İyiyim dedim. Ya tanıyamadım seni çok değişmişsin dedi. Ben de seni tanıyamadım dedim. Hülya Avşar dedi. Hayır dedim. Şöyle bir şey gitti. Bir saat uzaktan bana baktı emin olamadım. Ama benziyorlar mı sence? Hayır. Bence hiç. 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 Ya, şöyle çok benzetiyorlar. Evet belki yani, belki göz bakışlar belki olabilir. Aynı şeyde hissedenmişiz. Hocalarım sorardı mesela kardeşimiz falan diye. Yani öyle bir şeyimiz hani, var benzetiyorlar. Renkli gözden mı? Belki tutturuyorlar. Yani ama. O bir dönem değil hep devam ediyor. Hülya Hanım'ın çok tatlı bir yırtıklığı vardır mesela. Hani çok şeydir o diline geleni söyleyendir. Mesela pek biraz daha böyle 9 doğumdan geçmiş biraz şey kontrollü olmam kaynaklı. Öyle mi? Yani gerçekten kontrollü müsün? Hiç kontrolsüz olduğun olmadı mı hayatta? Kontrolsüz olduğum zamanlar oldu ama o zaman yalnız olmayı tercih ederim. Ha anladım yani sizin tersiniz biraz fena olabilir galiba anladım. Yok yok hiç değildir. Tersim de tersi olmaz. Öyle mi? Tersim olmaz peki. Ha sizin tersiniz olmaz. Pek olmaz. Ne güzelmiş çünkü gayet iş terse varmadan hemen dile getiren biriyim durumu. Yani iş böyle aksileşmez, kavgaya dönmez. Daha ilk adımda kesin söylerim yani niye böyle pis pis bakıyorsun diyiveririm hemen. Ha sana. İyi. Tamam tamam. Öyle ya, tam düşündüğüm kadar da böyle zarafet şeyi değilsiniz. Abidesi değilsiniz hayır, yani. Hiç değil i̇yi harikaymış. Herkes beni öyle zannediyor. Yani sizin çığırtkan mı dediniz biraz önce? Çırtkan, çırtkan. O da öyle söylüyor. Siz de öyle söylüyor. Evet bir öyle bir duruşum olabilir ama hayata bakışım da zariftir. Fena değildir. Eyvallah. Ama böyle dediğim gibi pis pis bakıp pis pis konuşabilirim. Güzel. Hoşuma gitti ya. Hiç de fena değil. Ama ya bu gibi konularda pis konuşursanız ben İsmail YK şey literatürünü açar. Size uygun bir parça bulurum mutlaka. Buyurun. Peki. Manşetlere gelelim. Manşetlerde hemen sonra İsmail YK'yı bir şarkıyla daha dinleyeceğiz. İsmail ne söylersin bize manşetlerden sonra? Slow şarkı söyleyelim ya. Öyle mi diyorsun? Evet, ya manşet pardon sen şey istiyorsun değil mi? Yorumsuz sorular mı? Ya yemeyelim, yapmayalım bugün yorumsuz soruları. Nedir yapalım bu yorumsuz sorular? Yorumsuz sorular şu ya. Yani Çin pinpon masa tenisi takımı gibi düşünün. Lütfen yan tarafa uzatınız. Lütfen siz de bir tane. Evet. Şimdi bu sorularda ben sadece soruyorum evet ya da hayır yanıtını alıyorum. Ve çok hayıflanıyorum. Çünkü buradan çok güzel yanıtlar geliyor. Niye kurcalayamıyorum altını diye. Hayıflandığım ve kendi irademi denediğim bir bölüm bu. Yani siz evet diyorsunuz ya da hayır diyorsunuz ama sorunun devamını getiremiyorum ben. Kurcalayamıyorum. Niye evet niye hayır diyemiyorum. Biz sizin için yapıyoruz. Tabii tabii yani. Tamamen benim irade tamam. Deneyimim bu. Tamam. Yani bunun sonuç itibariyle kitaplaştıracağım. Tamam. Yani bak şu kadar dayanabildim diye. 5 program. Tamam. Evet hepinize ortak sorularım bu. Birinci sorum şu. Tanımadığınız birinin evinde duş alır mısınız? Hayır dedi Melek Baykal. İsmail danışmanına sordu. Yok danışma derken. Olabilir hayır cevabım evet mi? Hazır çünkü evet. Evet evet dediniz. Onu evet, evet olarak göstereceksiniz. Kırmızı taraf evet. Peki İpek de evet dedi. Kendinizle çelişir misiniz?
Evet Melek Baykal, evet çelişirim. İsmail İlkay çelişirim evet, evet dedi. İpek bir çelişme sonucu evet bayağı çok çeliştim. Ya bayağı bir çelişkili bir yanıtı. Araf yanıtını verdi, gayet güzel. Devam ediyoruz. Hiç çok yakın bir arkadaşınıza aşık oldunuz mu? Hayır. 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 Evet. Ya bu içine oturdu değil mi? Beni gözlerimden anla. Oradayım. Peki çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Fingirdek derler eskiler. Hmm. Böyle tatlı bir şey misiniz? Hmm. Fingirdek misiniz? Evet geldi Melek Bakal'dan. Evet. Ay, evet zaman, diyor. Zaman fingirdek çok de. Tatlı. İsmail hayır. Hayır dedi ve İpek hayır dedi. Bak bana devam bak et sen. Issız bir adaya düşmek istediniz mi? Hayır dedi Melek Baykal. Hayır, hayır dedi İpek ve hayır dedi İsmail YK. Tutamayacağınız sözler verir misiniz? Hayır, hayır, hayır. Peki gayet güzel. Vücudunuzda beğenmediğiniz bölgeler var mı? Evet. Soramıyorsun işte bunu. Evet soramıyorsun bunu. Hayır soruyorsun bunu. ve son olarak hiç parasız kaldınız mı? Evet dedi İpek. Hayır dedi Melek. İsmail evet, evet dedi. Teşekkür ederim samimi yanıtlarınız için. Bu gecede kendimi deneyebildim en azından. Evet yine tutabiliyorum. Ya hakikaten yani kötü sorular, bu. Yalnız sorular limitleri zorlayarak. Yani insan sormak istiyor değil mi? Niye diye. Ya ben niye bunları burada harcıyorum diye kendi evet, kendime soruyorum. Burada 500-600 tane soru var. Boşa gidiyor öyle ya. Evet. Olsun. Niye yaptırmıyorlar mı psikolojik deney. Yok psikolojik deney. Vallahi bu bir manyaklığından kaynaklanan bir şey. Evet manşetlere geldik. Çift sıfırdan bu yana aralıksız konuşuyoruz. Sevgili dostlar biz bu akşam Sayın Melek Baykal'ı ağırladık programımızda ve kendisi dedi ki dizi sektörü çok zor Mesut'cum. En çok emeği onlar veriyor. Ben oyunculuğu çok seviyorum. Ha döner miyim? Çok zor. Okancığımla yeni bir şeyler yapacağız ama ne olduğunu söyleyemem. Kuşak işini çok sevdim. Benim çok iyi sesim vardı Mesut'cum. Okan'la bir tiyatro oyununda olabiliriz Mesut'cum diyerek geceyi bitirdi. Devam ediyoruz. Sevgili İsmail YK bizimle birlikteydi. Yeni albümümün ismi Kıyamet. Yeni klip henüz çekilmedi. Çok güldük ama ağladığımız da oldu. Acılarımızı unutmadık. Saçlarım kıvırcık ama ben düzeltiyorum. Dans ederken de bozuluyor. Yeni saç modelim perma gibi bir şeymiş. Allah belanı versin demiştim. Şarkıda ama Allah belanı versin demem. Yani normal hayatta bunu asla demem dedi. Ve devam ediyoruz. Sayın İpek'ten olacağı bizimle birlikteydi. Ben bir şey öğrenmek istiyorsam onun için uğraşır ve öğrenirim. Oyunculuğu Şehnaz Tango'da öğrendim. O programda yarışmacı olsam oradan bir şey alabileceğimi anlardım. Bir bakıyorum herkes aynı. Filmimizin ismi Bana Adını Sor. Yalnız bu konuyla ilgili hiçbir şey söyleyemem diyerek geceyi bitirdi. Ve sevgili Esma Er'i biz konuk aldık. Ona stilin ne dedik kendisi klip kolajıyla bize yanıt verdi. Stilini beğeniyoruz. Program onun şarkılarıyla bitecek ama ondan önce bir İsmail YK şarkısıyla hareketli bir şey yapalım. Bir finale yakın bir şey yapalım. Hareketli o yapalım. Finalden hemen sonra da şey yapacağız. Nedir onun adı? Gelecek haftanın konuklarını sayacağım. Unutturmayın bana olur mu? Ne tamam. İstersin ne vereyim? Hareketli mi yapalım? Yani sana çok yakışıyor gecenin bu saatinde. Öyle mi diyorsun? Ama istersen hani böyle yanık yanık okurum dersen de biz buna da hayır demeyiz. Allah'ın çok sevdiği bir şarkı var. Tamam hay hay peki. Neydi onun ismi? Özlüyorum ben seni. Özlüyorum ben seni. Evet, ikinci sıra evet. Hı-hı. İkinci sırada özlüyorum ben seni. Lütfen Melek ablanın gözlerine bakarak oku. Tamam. Peki. Hasretim gül yüzüne, tenim hasret tenine. Susadım ben susadım, mavi deniz gözüne. Susadım ben susadım, mavi deniz gözüne. Biliyorsun kopamam, söküp seni atamam. Kapı kapı dolanırım, kölen olurum inan. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim,
seviyorum ben seni, özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni, sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Adım adım yol gibi, topraktaki toz gibi, doyamadım içmeye, yudum yudum su gibi, doyamadım içmeye, yudum yudum su gibi, biliyorsun kopamam, söküp seni atamam. Kapı kapı dolanırım, kölen olurum inan. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni, sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni, sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Toprağın suyu özlediği gibi, güneşin sabahı beklediği gibi, ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni, damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir. Sana olan aşkım seni kaybedersem ölümüm demektir. İşte bu yüzden seni özlemeyi bile özlüyorum. Ve her şeyinle seni çok ama çok seviyorum. Ah özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Özlüyorum ben seni, istiyorum ben seni. Sevgilim dön sevgilim, seviyorum ben seni. Merhaba. Kadınlar satışa sunulan her şeyin %80'ini alırlar. Evet, istatistikler arasına gömülen arkadaşımız Gökhan da manyak istatistikleri vermeye devam ediyor. Melek abla çok kıskandılar seni. Aysun kıskandı, Sema kıskandı, Fatma kıskandı, Furkan... Bunların hepsinin şeyi de YK, YK, YK kardeşim ya. Demek ki aileyiz. Bu kocaman bir aile, kocaman bir aile var. Çok teşekkür ediyorum. Star'da, cumartesi sabahları kaçta izliyorduk sizi? 10-12 arasında. 10-12 arasında Star TV ekranlarındasınız. Dilerim gelecek sene, gelecek sezon istediğiniz yere oturursunuz. Canım benim, çok mutlu oldum. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum. Ve ne zaman istesen geleceğimi de biliyorsun. Ben de size boş değilim biliyorsun. Canım benim. Sevgiler. İsmail YK çok teşekkür ederim. Albümün kıyamet, dilerim kıyamet gibi satar. Ve sonuç itibariyle yeni klibini galiba buna istiyorlar. Evet. Öyle akış eder. Evet inşallah. Bence ilk klip buna gelecek gibi. İnşallah. Hayırlısı olsun. Tabii ki hayırlısı. Bütün aileye selamlar. Sağ olasın. Her programda söylemek nasibi olmuyor. O yüzden çok kısaca albümde hani emeği geçen zaten Yurtseven kardeşler herkes biliyor. Ama bir de gizli kahramanlar da var. Örneğin Defkan, kelimeler efendisi. Oktay Mert o güzel sesiyle abim sayılır. Aile dostumuz Çiler Durmuş ve Mustafa Şimşek. Özlüyorum benim de imzası vardı. Senin programda söylemek içimden geldi. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca Almanya'da selam yollamak istediğin birileri varsa yolla valla. Valla herkese selamlar olsun. Her yere selamlarımı gönderiyorum. Beni seven herkese selamlar diyorsun. İpek başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Filmimizin ismi neydi?
bana adını sor. Ve bu, yarın yayında. Bu yarın vizyonda. Vizyona giriyor. Pazar günü de Eskişehir'de galası var saat 6'da. Hadi oyuncu başrol oyuncusu arkadaşlarımız da orada olacaklar. Hı hı. Yani Eskişehir'e duyuralım arzu eder olursa. Geldiğiniz zarafetiniz için size çok teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Esma'cığım hoş geldin. Şeref verdin. Senle bitirecek zaten yayın. Sizinle bitecek. Baylar çok teşekkürler sabrınız için de. Çok çok teşekkür. Harika bir hafta oldu. Bu hafta kimlerin konuk olduğunu birazdan çocuklar söylerler ama gelecek hafta şu anda belli olduğu kadarıyla yani 4'te 3'ü belli. 4'te 3'ü okuyalım bir. Sayın İzgi Mola bizimle birlikte, Sayın Murat Yıldırım bizimle birlikte, Sayın Nevra Serezi bizimle birlikte, Sayın Şevren Burcuoğlu bizimle birlikte, Sayın Gülenay Kalkan bizimle birlikte, Sayın Fikret Orman bizimle birlikte, Model Grubu bizimle birlikte, Profesör Doktor Sıddık Yarman bizimle birlikte, Birol Güven bizimle birlikte, Müfit Can Saçıntı bizimle birlikte, Çelik bizimle birlikte, Şebnem Bamsey bizimle birlikte, Devrim Evin, Rojin, Orhan Kılıç, liste uzuyor. Kurban olayım. Hepsi bizimle birlikte. Pazartesinden Perşembe çift sıfırda zaten hep birlikteyiz. Bekleriz efendim. Pazartesiden Perşembe'ye burada laf çokta kimler kimler konuğumuz olmadı ki? Mustafa Topaloğlu, Cem Arslan, Elif Ece Uzun, Tatyana Sikeviç, Hare Sürer, Ceyhun Yılmaz, Mert Fırat, Ertem Şener, Bu Bir Tuzak, Mustafa Kaya, Okan Bayülgen, Sacit Aslan, Seda Akgül, İpek Tenolcay, İsmail YK, Esma Er ve Melek Baykal. Birbirinden ilginç ve ünlü isim haftaya yine burada laf çokta olacak. Chica, en donde tira fuerte el viento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Esoriento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo chi aveva pianto, poi si schierò le voci e ricomincia la scena. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una gatta normale, che sciocca il sangue di te. E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Esoriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto, poi si schierò la voce e ricomincia lasciando te. Cut the noise.
Merhaba. Ortalama bir kişinin Twitter takipçilerinin sadece %35'i gerçek insanlardır. Ünsüyle insan dölü, on kardeş beşi ölü, büyüdükçe un ufak ve gelir de görücü. İnci gibi dişi, görücü bilir işi, söğüdüm ağlar gider, olur hatun kişi. Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Yağmur kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan usuanalı. Hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan usanalı. Hiçbir şey sormuyor. Korkar durur gitmez köyün en son çitine, inanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile insan dölü, bilinmezlere gebe, sırların minnetini yükleyip de beli. Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadın Ünzile. Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan usanalı. Hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan usanalı. Hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan usanalı. Hiçbir şey sormuyor. Efendim, herkese iyi geceler. Mesut Yer'in sunduğu Burada Laf Çok programının bu haftalık sonuna gelmek üzereyiz. Ama programı kapatmadan önce gelin, dünyamızda, Türkiye'de neler olmuş bir göz atalım. Şimdi hemen hemen herkes uçak yolculuğu yapmıştır. Ne kadar çok uçak yolculuğu yaparsanız yapın, uçak insanda stres yaratan bir alet. E sonuçta ayakların yerden kesiliyor. Düşse neredeyse kurtulma şansın yok. E beyinde üç gulufallah bir elhamdan başka dua yok. Bir de işin içine pilotların o tok sesli anonsları girince iyice stres oluyorsunuz. Aslında pilotlar da dolmuşçular gibi konuşsa ne sinir kalır ne stres yolcularda.
Efendim lütfen gönül koymayınız. Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı aranızdaymış. Efendim hakkınızı helal edin. Sayın Okan Sönmez beyefendi bizde. Ve Şiat Ankara Başkanı var efendim. Dolmuşçu gibi konuşsa bütün yolcular rahatlar dedik ama bu pilotumuz piyanist şantör çıktı ya. Oo efendim kimleri görüyorum? A1'de Emre Atmaca beyler gelmişler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Uçağı bin fite çıkardık işte. Hiç yoktu hesapta bu yağmur bizce. Ulen kule neden haber vermedin? Tok sesim kaçtı netice. Tok sesim kaçtı netice. Evet efendim, alkışlarınız dinmesin. Dansçımız Ayşe Hanım geliyorlar koridora. Şimdi bu olaylar bir uçakta mı yoksa ayrı ayrı uçaklarda mı oluyor onu bilmiyorum. Ama hepsinde kafa bir milyon onu biliyor. Hostes ablamıza baksanıza uçaktan önce kalkmış uçuyor zaten. Esra Erol kadar olamasam da benden erkeklere nacizane tavsiye. Eğer evlenecekseniz ya bu hostes ablamız gibi eğlenceli bir kadınla ya da evi barkı olan dul bir kadınla evleneceksin baba. Endonezya'da evini satmak isteyen kadın evini alacak adamın kendisiyle evlenme şartını koydu. İlana rekor düzeyde alıcı çıktı. Evine bağlı olmak dedikleri şey işte bu aga. Yalnız bu ablamız bu stratejiyle Türkiye'de evlilik programı yapsa bir programda binlerce kişiyi evlendirir. Ne Seda Sayan ne Esra Erol bırakır ortalarda. Yalnız insan şüphelenmeden edemiyor. Bu evi satmak için evliliği bile göze alıyorsa bu evde peri mi var acaba? Galatasaray maçlarında şu anda Kadıköy ilçesinde bulunan o devasa stadın adı Perili Stad'dır. Beyler bir dakika. Çok önemli bir şey açıklayacağım. Rasim bak burayı dinle. Eğer Türk futbolu böyle giderse 3 vakte kadar demiyorum. 33 vakte kadar dahi Türkiye Dünya Kupası'na giremez. Bakın beyler çok önemli. Ah be Ahmet Hocam. Sen ki zamanında yeşil sahalarda futbolcuları tir tir titret. Gel burada yorumculuk diye falcılık yap. Ya yıl olmuş 2015. Bırakalım bu hurafeleri. Elbet vardır bu olayında bilimsel bir söylemi. Murat Bardakçı yazısında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenememesinin nedenini cin, muska, peri falan değil. Bu hurafelere sakın ha inanmayın. Bunun nedeni stadın Fenerbahçe'nin ilk senelerinde takımda oynamış Yusuf Fahir Baba tarafından koruma altında olmasındandır. Ne ip, ne tel, ne peri dinleyen, her vurduğunu gol yapan program Burada Laf Çok'un bu haftalık sonuna geliyoruz. Pazartesi gecesi saat 00:00'da CNN Türk ekranlarında Mesut Yar Burada Laf Çok programıyla tekrar karşınızda olacak. Hoşçakalın. Kaka'nın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Şimdi söz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Burada Laf Çok, burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Sustan ustan anlamayız, çıldırmadan yapamayız. İşimizin kralıyız, herkes biter biz başlarız. Burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Burada Laf Çok.